Şimdi PX polinom veriliyor. PX artı 11'in PX eksi 60 bölümden kalan nedir demiş. Ne yapıyorduk? Bölünün sıfıra eşitleyip en büyük derece yetenemini yalnız bırakıp burada yerine yazıyorduk. Yani bu vatandaş bana kaçı soruyor? P71'i soruyor. Şimdi bunu ben şöyle güzel bir çözümünü yapayım size. Şimdi P71'i soruyor. Çok böyle oyun oynarmış gibi bir çözüm var aslında. P71 baktığınızda çok çirkin. P71 eşittir. 71'in dördüncü kuvveti. Eksi 70 tane 71'in kübü. Eksi 71 tane 71'in karesi. Artı 71. Ama çok 70-71 var değil mi? Var bunun bir esprisi. Şimdi şuradan bir tane çaldım. Yani 71 çarpı 71'in kübü yaptım. Eksi 70 çarpı 71'in kübü. Şimdi 71 taneden 70 tane çıkınca bir tane 71 kaldı. O zaman 71'in kübü kaldı. Sonra buradayız biz. E burası nedir? Bu da 71'in kübü yapar. E bunlar birbirini götürdü. Ooo bizim elimizde ne kaldı arkadaşlar? 71 kaldı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Şimdiki sorumuzda A ve B birer pozitif tam sayı. Böyle bir çirkin bir polinom vermiş ve polinomu bir çarpanı yani x eksi 3'e tam bölünüyor. x'e 3 yazarsanız polinomda burada yani buradan ben ne anlıyorum? P3'ün 0 olduğunu anlıyorum. Peki ne soruyor? 5P ifadesi işte aşağıda hangisi demiş. O zaman biz gelin burada x gördüğümüz yere ne yazalım? 3 yazalım P3 bulalım. 3 verirsek o zaman orası eksi 3'ün 4A artı birinci kuvveti artı x'e 3 verirsek burası 9 mu yaptı? 2 tane 9'un 5B eksi 1. kuvveti artı x'e 3 verdik. 3 üzeri 10B eksi 2. Burası neymiş arkadaşlar? Sıfırmış. Şimdi şöyle düşünün. Burası negatif. Çünkü 4A artı 1. Şimdi A ve B pozitif tam sayı olduğuna göre 4A artı 1 sayısı tek bir sayıdır. O zaman burası negatiftir. E burası pozitiftir. Bunlar birbirini götürecekler. Sıfır gelecek. Şimdi şöyle bir düzenleyelim isterseniz. E nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şimdi şurası aslında öbür tarafa gitsin tamam mı? 3 üzeri 4a artı 1 olarak kalsın. Eşittir. 2 tane şu arkadaşı 3 ün kuvveti diye yazarsak 10b eksi 2 yaptı. Artı 3 tane 10b eksi 2. 2 tane bunun önünde hafta 1 var. Ne oldu toplam? 3 tane 3 üzeri 10b eksi 2 yaptı. Sonra burası 1 aslında. 3 üzeri 10b eksi 1'dir sağ taraf. Sol tarafta 3 üzeri 4a artı 1'dir. Buradan biz neyi anlıyoruz? 4a artı 1'in 10b eksi 1 eşit olduğunu. 4a artı 1 eşittir 10b eksi 1'miş. Ne yapalım? 1'i bu tarafa atalım. 4a artı 2 eşittir 10b. Hepsini 2'ye bölersek 2a artı 1 eşittir 5b yapacaktır diyebiliriz. Bize ne soruyor zaten? 5b'yi 5b'de o zaman neye eşittir arkadaşlar? 2 artı 1 eşittir diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda bize bir px polinomu vermiş. V demiş px polinomun 2x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 2 ise 2x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir demiş. Şimdi biz ne yapıyorduk? Böleni sıfıra eşitleyip en büyük derece terimini yalnız bırakıyorduk. Burada ben x'i yalnız bıraktım. Ve gittik burada yerine yazdık. Yani vatandaş bize P eksi 1 bölü 2'nin kaç olduğunu söylemiş. Eksi 2 olduğunu söylemiş. Aynı mantıkla x'i yalnız bırakıp 1 bölü 2 oluyor. Değil mi? O zaman P eksi yerine yazdığın zaman. Ki P eksi aslında şurada. <laughs> P 1 bölü 2'nin kaç olduğunu soruyor bize. Şimdi bu yukarıda bana verdiği polinom biraz cafcaflı bir polinom olsa da aslında çoğu tek dereceli. Yani şu ikisi hariç. 1, 2, 3, 4 ilk 4 terimi tek dereceli arkadaşlar. Yani eksi 1 bölü 2 yazdığınızda ve 1 bölü 2 yazdığınızda zıt işaretli değerler gelecek aslında. Neden öyle bir şey söyledim? Bakın bir göstereyim. Şimdi öncelikli olarak neden başlayalım? P eksi 1 bölü 2'den başlayalım. P eksi 1 bölü 2 yazmak istediğimizde ne olacak? A çarpı eksi 1 bölü 2'nin 2023. kuvveti artı B çarpı eksi 1 bölü 2'nin 17. kuvveti artı C çarpı eksi 1 bölü 2'nin 5. kuvveti eksi Eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvveti artı eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 3. Şimdi aynısını P 1 bölü 2 için yapmaya kalktığımızda. Doğru mu? Bakın burası A çarpı 1 bölü 2'nin 2023. kuvveti olacak. Yani şöyle aslında şu ifade ile şu ifade yukarısı eksi çıkacak tek kuvvet olduğu için alttaki de artı çıkacak alt taban pozitif olduğu için o zaman bunlar zıt işaretli olacaklar. O zaman ne, nasıl bir şey yapabiliriz? Mesela bunları alt alta topladığımızda aslında bunlar birbirini götürür diyebiliriz değil mi? Devam edelim şimdi. O zaman burada B çarpı 1 bölü 2'nin 17. kuvveti artı C çarpı 1 bölü 2'nin 5. kuvveti eksi 1 bölü 2'nin değil mi? Kübü artı 1 bölü 2'nin karesi artı 3. Ben de diyorum ki bunları alt alta toplayalım. Burayı da toplayalım. O zaman şimdi bize sorduğu da x olsun mesela. Biz buraya x diyelim. Eksi 2 artı x ifadesi neye eşitmiş bakalım. Bununla bunu toplarsanız birbirini götürecekler. Bununla bunu toplarsanız birbirini götürecekler. Bununla bunu toplarsanız birbirini götürecekler. Bakın burası eksi eksi artı olur. Burası eksi olur. Bunlar da birbirini götürecekler. Şimdi burası 1 bölü 4 yaptı. Burası da 1 bölü 4 yaptı. O zaman 2 tane 1 bölü 4 gelecek. Burası da 3, burası da 3. Toplamları kaç gelecek? 6 gelecek. Ve buradan x'i bulduğunuz zaman sonucu bulmuş olacaksınız. Yani eksi 2 artı x eşittir. 2 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2 artı 6 yaptı. O zaman x eşittir. Eksi 2 de bu tarafa artı geçecek. 8 artı 1 bölü 2'den 8,5. Yani doğuracağımız ne gelecek arkadaşlar? Bursa gelecek diyebiliriz. Çok da güzel bir soru aslında. Px bir polinom olmak üzere Px'in derisi 3'müş, baş katsayısı 1'miş. 1, P1 ve Px1 polinomunun sıfırlarıymış. Px polinomunun x 2 ile bölümünden kalan dediğinde ne yapıyorduk? En büyük derece terimini yalnız bırakıyorduk. Polinomda yerine yazıyorduk. Vatandaş bize neyi soruyor? P2'yi soruyor. Şimdi burada takılacağımız yerlerden bir tanesi sıfırlarıdır olur. Sıfırlarıdır demek polinomun kökleridir. Ya yani polinom 1 diye bir kökü var. Yani siz polinoma 1 yazınca sıfırlıyorsa o zaman polinomun içinde x eksi 1 diye bir çarpan olması lazım. Ki 1 yazınca kü. Ne olsun? Sıfırlasın. Şimdi bizim px polinomumuzun içinde ne var? x-1 X, diye bir çarpan var. Şimdi burada anlaştık. Daha sonra cıma. Bir yazınca da polinoma mesela bunun devamı bir şeyler gelecek ama siz polinoma bir yazınca ne olacak? Bakın be. O zaman bir yazınca Burası sıfır oldu. Yani P1 sıfır oldu. Demek ki burası neymiş? Sıfırmış. O zaman bizim polinomumuzun sıfır diye de bir sıfır vardır. Yani sıfır yazınca sıfırlanıyordur. O zaman x diye de bir çarpanı vardır anlamı taşıyor. Şimdi bir nasıl bir ise bir sayısı polinomuz sıfırlarından yani köklerinden bir tanesi ise x eksi 1 diye bir çarpanı vardır diyorsak aynı mantıkla. Sıfır sayısı da polinom bir kökü ise o zaman x eksi 0 demek lazım ama hani x eksi 0'ın bir esprisi yok o yüzden x yazdım. Tamam mı? Bizim polinomumuzda 3. dereceden olduğuna göre ben buraya bir tane daha yazdım. x eksi k çarpanı. Baş sayısı 1 olduğu için x eksi k dedim. Başına x'in katsayısını yazmadım. Ve böylece 3. dereceden bir polinom oldu. Baş sayısı 1 oldu. Köklerinden bir tanesi 1 bir tanesi 0 bir tanesi de k oldu. Şimdi bakın. P eksi 1 de bu polinomun sıfırıymış. O zaman biz polinoma ne yapalım? Eksi 1 yazalım. Bakın eksi 1 yazıyorum polinoma ne geliyor? Eksi 1 verdim. Eksi 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 eksi k Şimdi bu üçünü çarptığınızda neye eşit olmalı? Diğer köke yani k'ye ya eşit olmalı. Peki bakalım buradan devam edersek 2 burası dağıtırsak eksi 2 eksi 2 k eşittir k ise 3 k eşittir eksi 2'den k ne geldi arkadaşlar eksi 2 bölü 3 geldi. O zaman bizim px polinomumuz şimdi düzenliyoruz x eksi 1 çarpı x çarpı x eksi eksi 2 bölü 3'ten x artı 2 bölü 3 yapacak. Hepsini ne yaptım? Şuraya yazdım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bize ne soruyordu? P2 soruyordu. O zaman x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 2 yazdık 1, 2 yazdık 2, 2 yazdık. 8 bölü 3 yaptı. O zaman cevabımız ne gelir arkadaşlar? 16 bölü 3 gelebilir diyebiliriz. Çok tatlı bir soruymuş. Şimdiki sorumuzda başka sayısı 1 olan 4. derecen bir px polinomu her x gerçel sayısı için bu şart sağlanıyormuş. Yani px ve p-x birbirine eşitmiş. Peki p1 p2 1'miş. O zaman ben buradan devam ederek aslında mesela x'e 1 yazdığımızda çünkü her x gerçel sayısı için diyor. 1 yazdığımızda ne olmuş oldu? p1 eşittir p-1 o da eşittir 1'dir. Aynı şekilde p2 eşittir p-2 o da eşittir 1'dir cümleleri kurabilirim. Peki bana ne soruyor? Px polinomun x eksi 3 döneminde kalan yani ne yapıyorduk? Bunu sıfır eşitleyip en büyük derece yalnız bırakıyorduk. Yerine yazıyorduk. Yani bize ne soruyormuş? P3 soruyormuş. Peki bakalım şimdi şu bilgileri kullanacağız. Şimdi normalde mesela P2 ne demektir? P2, Px polinomunun tamam mı? Px'in şöyle yapalım. Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalanı ifade eder bize. x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir dediğinizde ne yaparsınız? Böleni sıfır eşitlersiniz. En büyük derece terimini yalnız bırakırsınız. Gidersiniz burada yerine yazarsınız. Demek ki P2'ymiş dersiniz. O zaman P1 ne demek? X-1 ile bölümden kalan. P-1 ne demek? X artı 1 ile bölümden kalan. P2 X-2 ile bölümden kalan. P-2 de X artı 2 ile bölümden kalan. Ve kalanların hepsi aynı. O zaman şöyle bir polinom oluşturalım. Ben buna polinom oluşturma diyorum. Bakın P1 O zaman X-1 ile bölümden kalan. X artı 1 ile bölümden kalan x eksi 2 ile bölümden kalan ve x artı 2 ile bölümden kalan hep neymiş? 1'miş. O zaman bizim px polinomumuzun içinde bu ifadeler çarpan olarak barınsın. x eksi 1, x artı 1, x eksi 2, x artı 2 diye. Kalan ortak olduğu için de dışarıya artı 1 yazdım. Baş kat sayısı 1 olduğu için de buraya 1 dedim. Yani onun bir esprisi yok şu an bizim için. Soruda bir zorluk yaşatmadı bana sadece. Bakın bu ifadeden bunu oluşturdum. Bizim polinomumuz buymuş. Bakın net bir şey daha söyleyeyim. Eğer bir polinomun sorusunda kaçıncı derecen olduğunu söylüyorsa oturup çatır çutur a x küp bu dördüncü derecen değil mi? a x üzeri 4 artı b küp artı c kare artı d artı e şeklinde yazılmaz. Onun yerine bu tip sorular böyle polinom oluşturma sorularıdır. İçerisindeki çarpanları bulmaya çalışırsınız. O zaman biz böylece ne yaptık? Px polinomunu bulduk. Peki bize ne soruyordu? P3 soruyordu. Biz de x gördüğümüz yere 3 yazarız. 2, 4, 1, 5, artı 1. Kaç yapıyor? Maşallah mı yapıyor? Evet, 41 geliyor. Doğru cevabımız. Doğru cevabımız C Şimdiki sorumuzda Px, x kare artı ax artı b polinomu verilmiş. Bize diyor ki Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan p eksi 1'dir diyor. Şimdi bunu geçen sorularımızda da söyledim. Mesela Px'in mesela x eksi 3 ile bölümünden kalan dediğinde biz ne yapıyoruz? Bölümün sıfır işliği. Bunun yerine yazdığımız zaman P3'tür diyoruz. İşte Px'in x artı 2 ile bölümünden kalan nedir dediğinde ne yapıyoruz? x artı 2'yi sıfırlayan değeri buraya yazdığınızda P 2 çıkmış oluyor. Şimdi bunun ışığında o zaman x eksi 1 ile bölümden kalan dediğinizde buraya yazıyorsunuz. Bize ne soruyorsa P1'i soruyor. Bu bir kalan P1'dir. Peki ne demiş? Kalan P eksi 1'dir. Demek ki P1 ile P eksi 1'i birbirine eşit demeye çalışmış aslında anlatımca. Doğru mu? Peki bakalım. O zaman px polinomun x eksi 2 ile bölümden kalan da polinomun içerisine eksi 1 yazıyorsunuz. Bulduğunuz değeri tekrar polinom yazıyorsunuz. Şimdi buna göre px eksi polinomun x eksi 3 ile bölümden kalan en az kaçtır demiş. Şimdi ben önce sorunun bu kısmıyla başlayacağım. P1 ve P-1 birbirine eşitmiş. meta atıyorum neye eşit olsunlar? K'ya eşit olsunlar. Tamam mı? O zaman benim polinomu ben yazmak istesem x-1 diye bir çarpan olsa x artı 1 diye bir çarpan olsa şimdi 1 verdiğinizde gidecek k kalacak. Eksi 1 verdiğinizde yine gidecek sol taraf k kalacak. O zaman bizim px polinomumuz bu şekilde bir şeydir. İkinci derecen bir şey mi? ifadeymiş. Başka sayısında 1 olduğunu burada aslında sembolik olarak size anlatmaya çalışmış. Burada bakın burada bir var demeye getirmiş olayı. O zaman başka sayısı da bir. Peki o zaman. Şimdi bu cümleleri kurduktan sonra bu P1, P-1 de ne eşitti? K eşitti. Doğru mu? Aynı. Peki. O zaman P-2 x-2 ile bölümünden kalan da yani P2 olmuş oluyor değil mi? Peki. Bu nedir? P-1. P-1 K'ydı. O zaman polinoma ne yazıyorsunuz? K yazıyorsunuz. Şimdi ben bu polinoma 2 yazdığımda ne olur? 2 yazdım 1, 2 yazdım 3, artı k. Peki k yazarsanız ne olur? k eksi 1, k artı 1 çarparsanız k kare eksi 1 yapar. Artı k. Şuradaki k'lar birbirine götürdü. Eksi 1'i bu tarafa attık. O zaman k kare ne yaptı? 4 yaptı. k buradan nedir arkadaşlar? Ya 2'dir ya da eksi 2'dir. İki ihtimali var. Peki yani ben burada şu oluşturduğum polinomda k'yı 2 ya da eksi 2 kabul edeceğim. 2 ya da eksi 2 kabul edeceğim. O zaman bizim px polinomumuz x eksi 1 x artı 1'in çarpımı ne yapar? x kare eksi 1'dir. Artı k. Peki biz den ne istiyor? Bunu sıfırlayıp buraya yazdığınızda p3'ü istiyordu. Bunun az olmasını istiyor. O zaman x'e 3 verirseniz p3 3 verdik 9 eksi 1. E k'yı da ben eksi 2 seçeyim ki ifade az gelsin. Zaten onu gitmeye getiriyor. Hani 2 verirsen daha büyük gelir. Eksi 2'yi ver ki alabileceği en küçük değeri bul diyor. 8 eksi 2'den de cevabımız ne gelsin arkadaşlar? 6 gelsin. Yani doğru cevabımız adaymış Px birinci dereceden bir polinom olmak üzere Px polinomun x eksi p1 ile Şimdi p1 sayısı abi değer. Biz ne yapıyorduk? Böleni sıfır eşittiği en büyük derece yalnız bırakıyorduk. O zaman x gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlar? P1 yazacağız burada. O zaman p'nin içinde ne varmış? P1 varmış. Ve bu da neye eşitmiş? Eksi 4'e. Aynı mantıkla x'i yalnız bıraktık en büyük derece terimini. Gittik polinomda yerine yazdık. Polinomun içerisinde eksi p1 yazdığımızda da ne geliyormuş? 6 geliyormuş. Şimdi px kaçıncı dereceden? İfade etmiş bize galiba ilk cümlesinde. Birinci dereceden demiş. O zaman biz px'i ne kabul edelim arkadaşlar? ax artı b kabul edelim. Peki burada p1 ne oluyor? x yerine 1 yazınca a artı b geliyor. O zaman biz mesela ilk cümlede şunda p1 a artı b. O zaman polinoma a artı b yazınca ne gelecek? X4. Peki polinom neydi? Buydu. O zaman x gördüğümüz yere a artı b yazıyoruz. A parantezinde a artı b artı b eşittir x4. Aynısını alttaki için yapalım şimdi. Bu sefer ne yazacağız? x yerine eksi a eksi b yazacağız. Eksi a eksi b. Nerede? Burada. O zaman a parantezinde eksi a eksi b artı b eşittir. Kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Şimdi dikkatli bakın üst taraf ne geldi? A kare artı B artı B eşittir. Eksi 4 geldi. Alt tarafta eksi A kare eksi A B artı B eşittir 6 geldi. E ben bunları toplasam şunlar şöyle gider. 2 tane B 2'dir. B kaç gelir? 1 gelir diyebiliriz değil mi? B'yi 1 bulduk. Peki bize ne soruyor? Ona beraber bakalım. P x eksi p 3 polinomunun x eksi p 3 ne yapıyorduk? Böleni sıfır eşitleyip en büyük derece terimini yalnız bırakıyorduk. x gördüğümüz yere ne yazacakmışız? p 3 yazacakmışız. Burada x gördüğümüz yere p 3 yazınca o zaman p'nin içinde p 3 eksi p 3. Yani dolaylı yoldan bize neyi soruyor? p 0'ı soruyor. p x polinomu buydu. x'e 0 verince neyi soruyor aslında? b'yi soruyor. Yani biz de b'yi bulmuş olduk zaten. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Denizli geldi diyebiliriz. Şimdi ön yüzü gri, arka yüzü mavi olan bir kağıdın uzun kenara birer birim kattan da şekil 2 oluşmaktadır demiş. Şimdi bir birim burası, bir birimde içeri katladık. Şurası toplam 2 birim oldu aslında. Bir birimi katlayınca burası 2 birim yapar. Toplam x birimdi. O zaman şu gri kısmı x eksi kaç yaptı? 4 yaptı arkadaşlar. Çünkü şurası totalde 2 birim olmuş oluyor. Şunlar birbirine eşit olduğu için değil mi? Aynı şekilde burada da geçerli. Şunlar birbirine eşit olduğu için şurası 2 birim, şurası 2 birim, şurası x eksi 4 oldu. Şimdi burası 2x'te. Şimdi 2 birim siz böyle katladınız bu tarafa. Burası 4 birim yaptı aslında. 4 birim de burası yaptı. O zaman gri kısmın uzun kısmı diyelim artık oraya. 2x eksi kaç yapacak? 8 mi yapacak? 2x eksi 8 yapacak. O zaman içerideki gri kısım şurası bizim için ne oldu? x eksi 4 bir kenarı diğer kenarı da 2x-8 eksi mi yaptı? Aynen. Şimdi diyor ki şekil 3'te gri bölgenin alanı px ile ifade edildiğinde o zaman bizim burası px ifadesiymiş. O zaman bizim ifademiz px dediğimiz şey mesela bunu iki parantezine alırsak burası da x-4'tür. Ne olur? Total olarak iki tane x-4'ün karesi gelir bizim ifademizin tamamı. Doğru mu? Aynen. Şimdi... Bize diyor ki PX polinomun x eksi PA ile tam bölünebildiği söyleniyor. Yani ne yapıyorduk? En büyük derece terimi yalnız bırakıyorduk. Polinomda yerine yazıyorduk. O zaman PA. PA'yı buraya yazarsak ne olacak? Sonuç sıfır mı çıkacak? O zaman A yazdığımızda ne oldu? 2 tane A eksi 4'ün karesi oldu. Doğru mu? Ve biz bunu neye yazıyoruz? Polinoma yazıyoruz. Çünkü bize bunun sıfır olduğunu söylüyor. O zaman biz de öyle yapacağız. Şimdi ne yaptık? Önce PA'nın kaç olduğunu bulduk. Sonra gideceğiz bunu X gördüğümüz yere yazacağız. O zaman bu ifadeden 4 çıkarıyoruz. Karesini alıyoruz. Sonra 2 ile çarpıyoruz. Burası 0'mış. O zaman bu içi 0'dır. O zaman 2 tane A-4'ün karesi X-4 0'dır. O zaman 2 tane A-4'ün karesi kaç eşittir? 4'e. A-4'ün karesi kaç eşittir? 2'ye. O zaman buradan A-4'ün ya 2'dir, kök 2'dir ya da a eksi 4 eksi kök 2'dir. a buradan ne yapacaktır? Bir 4 artı kök 2 yapacaktır. Bir de buradan 4 eksi kök 2 yapacaktır. Bize ne soruyor? Analıcı değerlerden farkı kaç olabilir demiş. O zaman 4 artı kök 2 ile 4 eksi kök 2'nin ne yapalım? Farkını alalım. 4 artı kök 2'den 4 eksi kök 2'yi çıkaralım. Ama bunu mutlak olarak söyleyelim. O zaman burası ne yapacaktır? 2 kök 2 yapacaktır diyebilir miyiz? Ya da eksi 2 kök 2. Iki. İkisinden biri. Zaten olabilir demesinin sebebi o. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Adana gelir. Px ve Qx gerçek katsayılı birer polinom ve Px ve Qx'i tanımlamış. Aşağıdaki polinomlar hangisi x ile tam bölünür demiş. x ile tam bölünmesi ne demek? Yani siz alttaki ifadeyi 0 yazdığınızda x eşittir 0 için ne olması lazım? x eşittir 0 için tam bölünceğine göre 0 olması lazım. Doğru mu? Peki. Peki aşağıda kullandığı şıklarda kullandıkları ne olacak? Hep bunların yine x yerine 0 yazdığınızda p0 ve q0 kullanacaksınız siz. O zaman gelin biz burada p0'ı bulalım. p0 3 q0'da kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. O zaman şimdi buradaki Şıklarda teker teker x'e 0 verdiğinizde p0 ve q0 geldiğine göre o zaman biz buradaki ifadelerde p0 eksi 3 yazalım. Diğerinde 2 yazalım. Bakalım hangisi sıfır oluyor ona beraber bakalım. Şimdi 4, 3, 12 sanki Bursa denizden bir tanesi olacak gibi. Mesela şuraya eksi 3 verdiniz. Değil mi? x'e 0 verdiğinizde 4 tane p0. Buraya da 0 verdiğinizde 2 geliyor. Burası eksi 12 artı 12. Cevap tam 0 geldi değil mi? Evet o zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda dik koordinat düzleminde baş sayısı 1 olacak. Kat toplamı 12 olacak ve 3. dereceden bir polinom olacakmış. Bu da onun grafiğiymiş arkadaşlar. Şimdi buna göre po polinomun x artı 2 ile bölümünden kalan nedir demiş. Yani aslında bx polinomunun demiş yine değil mi? Bu polinomun o yüzden bize neyi soruyor? P eksi 2'yi soruyor. Hani P polinomu dememiş ama bu polinoma ben P polinomu dedim p eksi 2'yi soruyor diyelim. Tamam. Burası da p eksi olsun. Şimdi bu grafikten faydalanmaya çalışalım. Şimdi bu grafiğimiz bizim x eksenlerde nerede kesiyor? Eksi 1'e kesiyor mu? O zaman eksi 1 bizim reel kökümüzdür. Yani fonksiyona yani polinoma eksi 1 yazdığınızda ne yapar? Sıfır yapar. O zaman bizim x artı 1 diye bir çarpanımız vardır. Bizim polinomumuzun baş katsayısı 1'miş ve 3. derecemmiş. O zaman ben bunun yanına mesela ax kare artı bx artı c diye İkinci heyecan bir şey yazmam lazım aslında. Üçüncü derece çıksın diye. Yalnız dikkatli bakın baş katsayısı 1. Baş katsayısı nasıl oluşuyor? Şu ikisinin çarpımından oluşuyor. O zaman A buradan kaç gelecek? 1 gelecek. Katsayılar toplama. X'e 1 verdiğinizde kaç gelmesi lazım? 12 mi gelmesi lazım? Bakın bir tane de bir şurada bir bilgimiz var. Y ekseni 3'te kesiyor. Yani x'e 0 verdiğinizde de kaç gelecek? 3 gelecek. O zaman şu ikisinin çarpımında kaç olacak? 3 olacak. O zaman C'si kaç geldi? 3 geldi. O zaman bir daha düzenleyelim. x artı 1 çarpı a'sı 1 ise x kare artı bx artı 3 oldu. Ve katsayılar toplamı da 12 ise 1 yazınca bu polinoma ne gelecek? 12 gelecek. 1 verdim 2. 1 verdim 1. 3 daha 4 artı b. Kaç eşitmiş? 12. O zaman b buradan kaç gelir? 2 gelir. B'si 2 ise o zaman şuraya 2 yazalım isterseniz. Bu 2'ymiş. Ve bizden p-2 istiyor. O zaman şurada p 2 oluşturalım. Eksi 2 verirsek ne olur? Eksi 1 olur. Eksi 2 verirsek 4 olur. Eksi 2 verdik. 2 tane eksi 2 oldu. Artı 3. O zaman buraya da 4, eksi 4, artı 3 yaptı. Bunlar birbirini götürür. Eksi 1 ile 3'ün çarpımında ne yapar arkadaşlar? Eksi 3 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır.